Kaldır. Şunu. Dur gelme bir gelme. Açalım mı şunları be? Bunları bir açalım istersen. Bunları yeni yağ laklamışlar. Tamam gel şimdi. Tamam gel gel. Şuna buna bırak. Tamam tamam tamam. Oradaki pimi ben takayım bir saniye. Yok dur ben takıyorum. Buradan takacağız. Az ileri git. Çok az ileri git. Yer, oraya takmıyoruz. Eğer ki manda göz küçükse bu tarafı kullanıyorsun. Kaldır. Tamam. Bağlar için bu birebir. Bu çap önemli uğraşmıyor bile. Senin bağların hepsi bile yeni. Nereye kahve diyorsun? Elle manuel kumanda kolu abi bu. Bu daha derin batırmak için, batırmak için mi? Hayır. Sıra baştan dönerken veya sprintler duyarga çubuğu telin altında kaldığı zaman işte saklamak için makineyi. Anladım. Yol pozisyonunu almak için. Buna bir cep yaptırıyorsun abi. Buraya girecek şekilde. Varsa yok mu da senin taralın şeysi? Boğuşurdu da ama o da nerede? Tamam, tak oraya. Şimdi senin bunda 4 tane var. Şu 2 taneyi de çıkaracağım ben. Şu ikisi şuna ait. Şu altlı üstü buna mı ait? Evet. Tamam, bunda kitleme var zaten. Aynen. Çalıştırırken o iyi olur. Aynen. Önde yok, geride kitleme var. Bende zaten tek şunda kitleme var. Kimisinde hiç olmuyor, sende varmış. Makinede 3 tane anahtar kullanılıyor bunda. Tekerler için 24. Evet. Duyarga hassasiyet ayarları için. Kaç? 22 mi? 19. 19 mu? Tamam. Aparatları takmak için de dıskora, kapıma veya bıçak, evet, pulluk. Evet. Bunlarda da 30 anahtar kullanıyorsun. Anladım. Kaç tane şey var, klasörlük var bunda? 4 tane abi. 4 tane mi? Tıskora 1, piston da var 2 tane. Bir içeride, bir dışarıda. Burada görünüyor zaten. Etiketler vardır. Etiketler var ya. Tamam mı? 2, bir de şurada kulakta var. Kapalı ronu benim bunlar. Yok abi, yani toz girse bile sana bir sıkıntısı yok bunun. Yok yok, yaratmıyor abi. Zaten toz olsa yüzeyinde olur, yani kalkıp da bunun içine girmez. Şunu bana şurayla beraber tut abi, ben de burayı tutayım. Aynen. Şöyle paralel bir şekilde dön biraz. Kaldır bunu. Bu tırnaklar burayla öpüşecek abi, tamam mı? Birbirinin üstüne geçmesi gerekiyor. Gösteriyorum burada. Az kaldır, kaldır sen. Şöyle para... Yok, o tarafı sola çevirebilir misin şöyle? Oynat bir aşağı yukarı. Oynat yukarı, yukarı kaldır, kaldır, yukarı kaldır. Yani buradan yine derinlik, batma, çıkarmaya ayarlarını yapıyoruz, tamam mı? Ama şu an sadece traktöre kurarken bağlantı yapıyoruz. Biraz daha kaldır. Tamam. Daha sonra bunu sağlam sıkıyorsun abi. kuvvet alsın diye anahtar ilave ettim ben. Sağlam sıksın diye abi. Bu yan askı kollarını makine gezmeyecek, sabitlememiz lazım. Şey makine gezmeyecek yani bu şekilde. Pimlerini takalım mı? Tabii o zaman gezersin dediğin gibi. Tabii ya randımanı çalışamazsın bu sefer, yani seni yanıltır. Evet. Daha küçülmem bir daha. Ben sabah bu şeylerden, yedeklerden bir daha. Yedek var, vereceğim ben sana. Ha, öyle mi? Var abi. Var yedek var. Buna gres atmak gerekmiyor değil mi? Hayır. Böyle sallamıyor işte. Tamam, iyi oldu yani. Makine yere indirdin. Çalıştığın zaman yerdeyken geri gitmiyorsun. Kaldırman lazım. Bakın koza olan yer vardır burada. Evet. Bu açı ayarıdır. Yani telin, ızgaranın fidana daha çok yanaşması için bunu kapattıkça mesafe daralıyor. Bu iki aradaki. Burayı kapattıkça. Ne taraf doğru kapattıkça? Şöyle yapınca mesela bak şimdi. Bunu açıyorsun abi. Tamam mı? Bunu şu an uzaklaştırdık. Ha. Ağaçtan uzaklaştı. Bu şekilde yakınlaşır. Daha tamam mı? Yani. Evet. Şu an ben biraz... Bağdaki pozisyonun göre ayarla diyorsun sen onu. Tabii. Şimdi bağ kökün nedir, nasıldır onu bilmediğimiz için şu an standart bir şekilde ayarlıyoruz bunu. Tamam, sen onu... Tamam mı? Kök yamuktur. Biraz ortaya alırsın. Hani biraz daha uzaktan gitsin, kendini kaçırma için. Bu da oradaki tellere bağlıdır. Tümsekliğe, hendeklere bağlıdır. Yani bunu indirip kaldırman çok. Tamam mı? Otun pozisyonuna göre bunu aşağı yukarı düşürüyorsun. Şu an ben göz kararı yapıyorum bunu. Ama arazide tabii bir iki sefer daha bunu ayarlamak zorunda kalabiliriz çalışırken. Şimdi yağ hortumlarını takalım. Bu iki tanesi pistonlar içindir. Direkt sabit olan kola takmamıza gerek yok. Kitleme ya. Hani çalıştırırken yağda kalacak ya devamlı basınçta. Onun için bunu almaya gerek yok. Normal. Evet. Devamlı aktif halde beyine giden hortumu çalıştırması için kilitlemenin olduğu kola alıyoruz. Bunu şimdi mesafeyi ne kadar uzak bağ olduğu için bunu ben biraz kapatacağım. Biraz çekeceğim sol tarafa ki hem yere vurmasın hem tekere sürtmesin. Dışarıdan alsak daha iyi olacak. Şimdi şöyle yapacağız onu. Onda bir şey yok. Böyle aldık mı? Bunu klipsi gevşetiyoruz buradan. Tamam mı abi? Bunu şimdi çektik mi ön tarafta kalacak zaten. Bırak bana şimdi. Ha olur ya, pistonu uzatacak olursun. Çok daha uzatacak olursun. Bu sefer bunu gevşetmek zorunda kalırsın. Hani aynen, ekstra uzatacaksan. Tamam. Çok. Şu an normal. Biraz da bol bırakacağım ben bunu ki çekerken hortumu çekmesin. Ama bağda çalışacak olduğun için çok da uzatmazsın. Şöyle bir şey, yerine göre değişebilirsin abi. Bazı sıran dar olur. Yani sen kullanırsın, kullanmazsın. Ama bu takımın üzerinde geliyor zaten. Yıllardır onu soruyorlardı, yaptık. Bu niye yok, elle çekiyoruz diye. Onu oraya atma Halim, onu belki başka bir şey de kullanırsın. Şimdi bir çalıştırıp makineyi yağ kolunda aç kitlemeyi. Ters olursa üstüne bedip hortum yerini çeviririz. Yağı verdiğin zaman buradaki yağı oradan verdiğin zaman bunun açılması lazım otomatik. Eğer açılmıyorsa hortum ters takılmıştır. Aç. Değil. Şimdi üstüne bed, kolla oyna. Oyna, yağ boşalsın. Tamam. Bunu ne yaparsın biliyor musun? Buna bir tane işaret yaparız. Tamam. Bir de ben sana söyleyeceğim şimdi. Biraz makineyi aşağı düşürebilir misin? Tamam. Tamam. Yeter mi? Aha. İsteme şimdi. Şimdi tamam mı? Tamam. Çalıştıralım. Çalıştır bakayım şimdi. Şimdi çalıştır bir yağ ver. Şu an tamam. Şimdi devamı yağdayken bir yerde çalıştım. Sıra başı bitti. Bunu çıkarman lazım. Çünkü kaldıramazsın. Tamam. Yağdan bir çıkarıversin. Kaldırıp tekrar çalışacağın zaman alırsın. Yağda olup olmadığını hani traktördesin inip buna bakma gibi zaman harcamaman için şuradan kendine çekiverirsin. Az gaz verebilirsin. Evet. Yağda mı değil mi? Elle manuel komunu çekersin, tamam mı? Yağda mı değil mi? Bu yani. Kol çok geziyor. Şu kol takamadım zaten. Hemen şey yapınca yeri indirsek taksak ona. Yok, şu paleti bir alalım önce. Takıyorum. Takacağım abi. Manuel kumanda kolu çektin, kapatmıyorsa buradan 2-3 diş sağ, çok gergiliyse kol 2-3 diş tur sola çeviriyorsun. Tamam, şu an ayarını yaptım ben onu. Çok da oynamıyorsun çünkü buradaki ayarı bozarsın bu sefer. Kademeli kademeli çalışıyorsun onlarla. Şu an bitti. Sabitlemek için traktördesin, kolu kapatıyorsun, yağdan çıkardın mı kalır. Sıra başını döndün, kapattın makineyi, gerekti. Yağ veriyorsun, açtı. Bir de şu vardır, çalışıyorsun, traktörün sesinden bir şey duyamazsın ama bunu hep duyarsın. Şuradaki dil. Bu buna devamlı çalışırken tak 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 vuracaktır. Bunun vurması yağın çalışıyor anlamındadır. Bu şekilde. Yağ aktiftir, çalışıyor makine. Eğer ki bunda bir ses yoksa ya yağdan çıkmıştır ya hidrolikte yağda bir sıkıntı vardır. Bu anlama gelir. Tabii. Yedek yay değiştirirken yaylar deforme olduğu zaman bunu çıkarıyorsun, kopileyi. Bunu alıyorsun. Diğer aynı yedek yayın diğerini alıp buraya takıyorsun abi. Şu şey eski metronu var mı abi? Yok değil mi? Bak şimdi abi, bunlar ısı işlem gören bir parça bak. 1, 2. Bunlar sert bir malzeme. Evet. Anlatabildim mi? Bak şu iki parça sert bir, alışımlı bir malzeme. Anladım. Yani kolay kolay hiçbir şey olmaz. Yani bu makineyi öldürür yani bu. Yani bu parçalar o işe yarar. Çünkü çok hassas olması lazım. Tabii. Hani ne olabilir? Bunun zaten olsun yani kolay parça. Yani bir şey yapsan, kırsan, döksen öyle bir durum gelse başına yine değiştiririz biz onu. Onda problem yok. Onda sıkıntı yok abi. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Mesafe ayarı, ağaca yakınlık uzaklık ayarı, tel yükseklik, alçaklık ayarıdır. Tamam mı? Makinenin yan aslı kollarının sabit olması gerekiyor. Tamam mı? Her kurulumda, her aldığınız kurarken mutlaka bunu yapın. 2. Bu tel böyle salık olacak. Yere de vurmasın. Bir yerde sabit alıp da böyle herhangi bir telle falan dolayıp bağlamayın. Çünkü sıyırma yapar, çalıştıramazsın. Burada bir ayar bozulduğu zaman burayı da bozuyor. Bizim şimdi bağlı kolları. Evet. İsterseniz sırayı kapatacak. Tamam. Bağın ucu vursun. O problem değil abi. Öyle bir şey. Sadece ben bir yerde sabit, bak burada ben bol bıraktım bunu. Bu böyle sabit bağlı kalmayacak abi. Yani böyle dursun da vurmasın diye bir şey yok. Bunu böyle kırma yapmayacaksın. Nasıl gidiyorsa öyle duracak abi. Yani burada kontra, buranın ayarı bu. Tekrar ben sıkıyorum. 22 ve 24 kullanılır. Buradaki kovanda 2 kertik vardır. Buraya 22, arkadaki somana da 24. Sıkıp bıraktım abi. Bu diş var bunda. Bu onun ayarı için. Bu mutlaka var onda. Tamam abi. 4 tane de yağ basma yeri vardı grasörlük. 1, 2, 3, 4. Devamlı çalışıyorsan 10 günde bir tık, 2 tık yağ bassan yeterli. Bak buna bir tık basabilirsin. Buna bir tık basabilirsin. Tamam mı abi? Her zaman lazım değil. Bunda var abi şu an. Bunda bir sıkıntı yok. Şu an hiçbir şey basman gerekmiyor bunun abi. Hiç basmıyorsun. Yok. Onu hiç basmıyorsun. Bak biraz böyle yapıyorsun. Yağdan çıkarabiliyorsun. Bitti.